Şu anda Türkiye'de ortalama 3,5 saat televizyon izleniyor. Bu yaklaşık Almanya'da da böyle. 14-33 yaş grubunda Amerika'da dizi ağırlıklı televizyon izlenme saati günde 5 saati buluyor. Bu aslında son derece önemli bir alanda son derece değerli çalışmaların yapılması gereken bir alanda çalıştığınızın en güzel göstergesi. Biraz önce değerli bakanımız çok veciz şekilde ifade etti. Film ve televizyon alanı artık hayatın her alanını kapsamış durumda. Eğlenceden spora, kültürden sanata, hatta savaşa kadar pek çok alan artık film ve televizyon alanının dışında düşünülemiyor. Bundan 50 yıl, 100 yıl önce hayal dahi edilemeyecek pek çok konu artık günümüzde televizyon sayesinde, sinema sayesinde mümkün hale geldi. Biz 1. Körfez Savaşı'nı canlı yayınlarda izlemiştik. Daha sonra 2. Körfez Savaşı'nı da canlı yayında izledik. En son 15 Temmuz darbe girişimini bizzat an be an canlı yayında televizyonlar aracılığıyla izledik. Ben Milli Savunma Bakanı olarak bir taraftan televizyonda gözüm ne oluyor ne bitiyor, diğer taraftan bu hain darbe girişimi nasıl engellenir onun gayreti içerisindeydim. Televizyonun sihirli gücünü aslında Türkiye en son 15 Temmuz gecesi gördü. Bir gazetecimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza cep telefonundan bağlanması ve onu bütün televizyonların canlı yayınlaması sayesinde pek çok defa teşebbüs edilmiş ama başarılı olmuş bir darbe girişimi engellenmiş oldu. 80'li yıllarda Brezilya dizileri izlerdi bizim Türk hanımları, büyük oranda gündüz kuşağı Brezilya dizileriyle doluydu. Şimdi Allah'a hamdolsun artık Türkiye'de değil, sadece Türkiye değil, başta gönül coğrafyamız olmak üzere 100'e yakın ülkede Türk dizileri izleniyor. Biraz önce rakamları verdiler. 250 milyon dolara ulaşan bir ihracat geliri var. Bunu tabii sadece ekonomik değerle ölçmek doğru değil. Bu Türk kültürünün, Türk geleneğinin, Türk ananesinin ve örfünün aslında bütün dünyaya tanıtımı noktasında paha biçilmez bir fırsat. Milyarlarca dolar harcanarak yapılamayacak aslında tanıtımı dizilerimiz sayesinde yapabilme imkanına kavuşuyoruz. Kültürel etkileşimi ve iletişimi aslında sizlerin aracılığıyla başarmış oluyoruz. Türkiye'nin ticaretinin gelişmesinde, Türk ürünlerinin aslında bütün dünyaya pazarlanmasında siz inanılmaz bir fırsat sunuyorsunuz. Bu aslında Türkiye'nin yumuşak gücü anlamına geliyor. Türkiye'nin bu kültürel zenginliğinin ihracatını yapan aslında sizler birer ihracatçısınız. Bu açıdan baktığımızda bu alanın çok daha iyi değerlendirilmesi ve bundan sonrasına yönelik çok daha güçlü adımların atılması gerekir. Şu anda bir tek dizimiz yayınlandığı anda dünyada 1 milyardan fazla insanı televizyon ekranına çekiyor. Bu büyük bir başarıdır. Bu noktada özellikle sizin çalışmalarınızı destekliyoruz. Kültür Turizm Bakanımız biraz önce söyledi. Biz de hükümet olarak sizin bu çalışmalarınızı destekliyoruz. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Yeter ki bu noktada özellikle bu film ve televizyon endüstrisinin propaganda gücünü
ülkemizin ve insanlığın hayrı için kullanalım. Dünya barışı ve bölge barışı için bizim ve evrensel değerlerin yaygınlaştırılması için kullanalım. Terör sadece terörden muzdarip olan ülkelerin sorunu değildir. Terör bir insanlık sorunudur. Dolayısıyla insanlığa yönelen bu tehditlere karşı birlikte evrensel değerler çerçevesinde mücadele etmek de aslında hepimizin insanlık görevidir. Bir terör örgütünü öcü göstererek başka bir terör örgütünün propagandasını yapmaya yeltenmek kesinlikle kabul edilemez. Son dönemde biliyoruz ki PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG'nin bir terör savaşçısı, daha özgürlük savaşçısı gibi sunulmasına yönelik televizyon dizisinin veya dizilerinin yapıldığını biliyoruz. Daha önce aynı şekilde sözde Ermeni soykırımına yönelik pek çok dizinin yapıldığını biliyoruz. Burada hepimizin, bütün insanların, sadece Türklerin değil, sadece Müslümanların değil, bütün insanların ortaya koyması gereken ortak tavrın insanlık değerlerine savaş açanlara karşı ortak duruş olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce yine söylendi, artık reyting uğruna, artık daha fazla izlenme uğruna, daha fazla gelir uğruna dilimizin de kültürümüzün de bozulmasına gelin birlikte müsaade etmeyelim. Zira dil bozulursa, kültür bozulursa hiçbir şey kalmaz. Bu noktada ortak sorumluluk sahibi olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Herkese emekleri için canlı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler.